Yani bu ürün gerçekten mükemmel ötesi. Heyecandan yükseldim yani şu anda ürüne böyle yükseldim. Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Geçen haftaki videomda bir gratis kutu açımımı hazırlamıştım. Böyle gratisten yaptığım alışverişin içinden çıkan ürünleri burada size göstermiştim. Deneyeceğimi söylemiştim. Denedikten sonra da tekrar video çekeceğimi söylemiştim. Ürünlerin birçoğunu denedim. Yani maskeleri bitiremedim ama birçoğunu denedim. Şimdi onlardan bahsedeceğim ama buna geçmeden önce hemen burada aşağıda abone olma işaretinden yani kırmızı bir buton var orada. Ona tıklayıp kanala abone olursanız bir sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Bu tarz alışveriş videoları ve ürün değerlendirme videoları gelecek. O yüzden takipte kalın. Yorum atmayı, beğenmeyi de unutmayın. O zaman videoya geçiyoruz. Bugün gratisten geçen hafta elime ulaşan ürünlerin değerlendirmelerini yapacağım. En az sevdiklerimden en çok sevdiklerime doğru sıralayacağım. Başlayalım o halde. İlk değerlendireceğim ürün dudak maskesi. Coco Star'ın dudak maskesini almıştım. Dudak dolgunlaştıracağını, canlandıracağını falan filan bir sürü şeyler yazıyordu. Bu benim en beğenmediğim ürün oldu. Aralarında gerçekten yani hiçbir etkisini görmedim. Maskeyi yapmadan öncekiyle sonrası arasında hiçbir fark yoktu. O yüzden o benim en beğenmediğim ürünler arasına girdi. İkinci sıradaysa BB Beauty'nin bu CC kremi var. Yani bu da yani dudak maskesine oranla daha çok sevdim ama bu da hiçbir işe yaramıyor diyebilirim. Tamam, evet, yüzüne güzel bir nemlendirici hissiyatı veriyor ama böyle bir cilt turşulaştırıcı etkisi yok. Hiçbir şeyi kapatmıyor bile. Beyaz renkte sürdükçe rengi kan rengine dönmeye başlıyor. Bu güzel. Hani çok böyle kusurlu bir cildiniz yoksa teninize uyum sağlıyor ama hiçbir kapatıcı etkisi yok. O yüzden bu da sevgi kategorisinde alttan ikinci sırada yer alıyor. Bundan sonraki ürünleri biraz daha sevmeye başladım. Yani bu ikisini gerçekten hiç beğenmedim. Bunlar benim beğenmediğim ürünler kategorisinde. Bundan sonraki ürünleri beğendim ama yine de aralarında bir sıralama yapacağım. 12. sıramda bu saç köpüğü yer alıyor. Kokusu çok güzel. Yani kokusuna bayıldım. Yani sütlü kahve tarzında hoş bir kokusu var. Saçınızı da birazcık yumuşatıyor. Hani çok yüksek etkileri yok ama fena olmayan bir ürün. Denenebilecek bir ürün. Güzel. 11. sırada kağıt maskeler geliyor. Buraya hemen yana koyuyorum. Paketlerini attığım için şu anda burada gösteremiyorum. O yüzden bir önceki videoda çektiğim kağıt maskeleri burada görebilirsiniz. Bunlar gözenek tedavisi için başka bir maske var. Ben bunu tamamen çok sevimli diye aldım. Yani ne işe yaradığı hiç umurumda değil, tamam mı? Böyle ambalajı sevimli olduğu için aldım. 11. sırada onlar geliyor. Yüzümü canlandırdı, yumuşattı ama onların da öyle çok aşırı yüksek bir etkisini görmedim. O kadar sevdim. 11. sırada yer alacaklar. Şimdi ilk 10'a geçelim. 10. sırada canlandırıcı yüz toniğim var. Ha, bu o ilk 10 aslında böyle birbirlerinin arasında çok yüksek farklar yok. Yani sadece bir numaralı ürünüm diğerlerine göre bayağı fark etti. Yani bir numaraya koyduğum ürüne bayıldım. O mükemmeldi. O harikaydı. Bir numaralı ne olduğunu görmek için videoyu izlemeye devam edin. Sakın videoyu burada terk etmeyin. O ürünü görmelisiniz, denemelisiniz, almalısınız. Videoyu sonuna kadar izleyin, abone olun, yorum atın. 10. sırada canlandırıcı yüz toniği var BB Beauty'nin. Güzel yani çok da fena bir ürün değil. Hoşuma gitti ama 10. sırada kaldı maalesef. Deneyin. Yüz toniği güzel. 9. sırada yine onunla kardeş olan bir yüz temizleme sütü var. Bunun da hissiyatını çok sevdim. Yani böyle yüzünde çok yağlı bir his bırakmıyor ama yüzünü nemlendiriyor ve çok hoş hissiyatı. O yüzden 9. sırada. 8. sırada Absolute New York'un mat ruju var. Bu şekilde renkli bir ruj. Renkli ruj neyse. Hafif mor renkli bir ruj. Dokusunu sevdim. Hoş bir dokusu var ama birazcık böyle dudağımın iç rengini çok belli etti. Yani birazcık dudağıma göre çok koyu kaldı. Ama onun dışında rengi, dokusu çok güzel. Absolute New York'un mat ruju. Bunu da deneyebilirsiniz. 7. sırada burada BB Beauty'nin kirli sabunu var. Deli gibi kullandım ama 7. sıraya koydum ben bunu. Çok güzel arındırıyor, temizliyor yüzünüzü. Hani bu sabunu gerçekten deneyin. Eğer ki böyle jellerle, köpüklerle vesaire uğraşmak istemiyorsanız, sabun kullanmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Yüzünüzde hiçbir kalıntı bırakmadı. Gerçekten yüzümü arındırdığınız, temizlediğini hissettim ve memnun kaldım. Başka ürünlere çok yüksek para fiyatlar ödemeden böyle ucuza güzel bir temizleme ürününe sahip olabilirsiniz. BB Beauty'nin kirli sabununu deneyin. Gayet güzel, başarılı bir ürün. 6. sırada burada limon otu özlü yüz yıkama jeli var. Bu yüzünüzü yıkarken bile
yüzünüzü canlandırıyor. Böyle ferahladığını hissediyorsunuz cildinizin. Gözeneklerinizi açıyor yani. O yüzden onu 6. sıraya koydum. Çok canlı, çok güzel. Buna bayıldım yani. Çok güzel de köpürüyor. Çok güzel temizliyor. Bunu da deneyebilirsiniz. Yine Bir Beauty'nin gayet güzel bir ürünü. 5. sırada Not Real Look maskara geliyor. Bunu sevdim. Güzel bir maskara. Tek sorunu bir anda böyle sürdüğünüzde direkt göz kapaklarınıza doğru gidiyor. Yani diğer küçük uçlu maskaralar gibi rahat hareket ettiremiyorsunuz. Birazcık böyle göz kapaklarınıza doğru aniden çıkıyor. Yani fırçası çok kalın olduğu için direkt göz üstlerinize değebiliyor. Biraz dikkatli sürmek gerekiyor. Onun dışında hacmi, her şeyi çok güzel bir ürün. Not'un çok güzel bir maskarası. Bunu da beğendim. O yüzden benim 5. sırama girdi. 4. sırada yer alan ürünüm bu sıvı saç kremi. Bu saçınızın böyle kabarmasını engelliyor. Yani duştan sonra saçınızı kuruturken saçınıza sürüyorsunuz ve gerçekten kabarmasını önlüyor. Ya hakikaten de işe yaradı yani. Normalde benim saçlarım böyle hiçbir işlem görmediği zaman bayağı kabarıyordu. Ama güzel bir şekilde yatıştırdı. Şu an daha normal görünüyor. O yüzden bunu sevdim. Sadece böyle biraz sert bir hissiyat bırakıyor saçınızda. Ama hani bir şey kadar rahatsız etmiyor. Saç spreyi, jöle kadar bir rahatsızlığı yok ama hafif bir. Yani saçınızda bir şey olduğunu, bir ürün olduğunu hissediyorsunuz. Onun dışında güzel. Bu yüzden de benim ürünlerimin arasında 4. sıraya girdi. 3. sırada Wet n Wild'ın ruju. Şu anda da dudaklarımda yer alan ruj. Çok güzel. Zaten Wet n Wild'ın bütün ürünlerini çok beğeniyorum. Bunu da çok beğendim. Rengi tahmin ettiğimden biraz daha açık çıktı sadece. Hala bordo ama biraz açık bir bordoymuş. Ama güzel bir ürün. O yüzden de benim 3. sırama girdi. Wet n Wild'ın ürünlerini kesinlikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle kullanın. Mutlaka onlara bir şans verin. Deneyin. Ve denedikten sonra da tabii ki bana yazın. Denedim, beğendim, beğenmedim. Yorumlarda belirtin. Ardından 2. sıradaki ürünüm Bir Beauty'nin saç bakım yağı. Bunu gerçekten sevdim. Yani bunu kullanmaya başladığımdan beri saçlarımın değiştiğini hissettim. Bunu da duştan çıktıktan sonra elinize birkaç damla sıkıyorsunuz ve saçınıza uyguluyorsunuz. Yani saçınızın değiştiğini hissediyorsunuz. Yani ben şu anda saçımın güçlendiğini, yumuşadığını, o yıpranmışlık hissinin azaldığını hissediyorum ki daha 2-3 kere falan kullanabildim. Yani düzenli kullanımda gerçekten işe yarayacağına inanıyorum. Çünkü şimdiden bile etkisini gösterdi. Bunu da deneyebilirsiniz. Zaten keratin bakımı yapıyor saçınıza. Çok beğendim. Çok güzel. O yüzden bunu 2. sırama koydum. Ve gelelim 1. sırada yer alan ürünümüze. Gratis kutumdan çıkan ve 1. sıramda yer alan ürünüm bu Bir Beauty'nin kirli maskesi. Bu mükemmel. Yani bu ürün gerçekten mükemmel ötesi. Hani cildinizin bir kere de bir seferde böyle değiştiğini hissediyorsunuz. Ya fark inanılmazdı yani. Bir kere kullanabildim. Heyecandan yükseldim yani şu anda. Ürüne böyle yükseldim. Bir kere kullanabildim. Tek seferde daha gözeneklerim tamamen yani kapandığını hissettim. 2 saatlik bir cilt bakımından yeni çıkmışsınız gibi canlı, yumuşacık, pürüzsüz bir cildiniz oluyor. Ve etkisi de sürüyor yani. Yani bunu düzenli kullandığınızda gerçekten çok 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 iyi sonuç vereceğine inanıyorum. Ben tek kullanımda dahi beğendim. Yani diğer bütün ürünleri denemem, yani deneyip video çekmem gerektiği için bir kere kullanabildim. Ama gerçekten benim favori ürünüm bu oldu. Bir Beauty'nin kirli maskesi. Fiyatı da gerçekten uygun, mükemmel. Bu maske gerçekten çok iyi. O yüzden bu maskeyi mutlaka deneyin. Kesinlikle ben onu yani bir numaraya ekledim. Bu alışverişimde bir numaraya ekledim. Bu ürünü deneyin. Bu ürünü tavsiye ediyorum. Ben buna bayıldım. Yeter artık. Uzattım konuşmayı. Evet, burada videomun sonuna geldim. Bütün ürünlerimi tanıttım. Deneyemediğim maskelerim oldu çünkü bir sürü maske vardı kolinin içinden çıkan. Hepsini deneme şansım olmadı ama onları da denedikçe ara ara Instagram'a yükleyeceğim. Onları da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Buraya gelmeyecek onlar. Yani YouTube'da değil, Instagram'da olacaklar. O yüzden aşağıda açıklamalarda yer alan Instagram adresimi mutlaka takip edin. Videoyu beğendiniz mi? Olmuş mu? Bu tarz videoların gelmesini istiyor musunuz? Yorumlara yazın. Veya hatta beğeni gönderin ki ben de bu tarz videoların gelmesini istediğinizi anlayayım. Ve şu anda an itibariyle 100 aboneyi geçtim. Yeni 100 aboneyi geçtiğim için seviniyorum şu anda. Daha da sevinmem için, 200 abone olmam için kanala abone olun. Beni destekleyin. Bir an önce sayımız 200'e çıksın. Anlaştık. Abone olun kanala. 200 olalım. 200'ü görelim. 200 olabiliriz. 200 aboneye ulaşabiliriz. Videoyu beğenin, yorum atın ve kanala abone olun. Herkesi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.